Merhaba Hemseferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Azerbaycan'dayım. Arkadaşım beni almaya geldi ve birlikte Lahıç'a gidiyoruz. Lahıç'ta da farklı milletler yaşıyor. Onları da size tanıtmaya çalışacağım. Salam. Saat şu an 6.48. Sabahtan Lahıç'a geçiyoruz. Yani günümüzü değerlendirmek istedik. Orada da bir yerde kalacağız. Oradan başka yerlere de geçmeyi düşünüyoruz. Gittiğim yerleri de size göstermeye çalışacağım. Şimdi bir süpermarketin önünde durduk, su alacağız. Evet, burada neler var? Bu alça. Aha. Bu kinkan. Bu genelde bizde Cənub bölgesinde yetişir. Ama bizim hal-hazırda Nardaran'da, bağımızda da bunun ağacları var. Bu kabukla mı yeniyor? Evet. Bakayım. Çok güzel. Aynı portakal gibi ama kabuğu tatlı, acı değil. Güzelmiş. Sen bunu Bakı'da pazardan alsan, çok ekşidi. Tuşlu bunlar. Ama bizim bağda bunlar, bayağı bunun tatlı. Torpağı da Lənkəran'dan getirmiş, ağacıları da. Evet. Kabuğu çok tatlı. Çok. Ben bunu bitirdim. İçinden böyle tatlı, daha şirin. Aynen, çok güzel. Alçı sever misin? Şimdi yiyemem. O tatlıydı ya. Evet. O ekşi geldi. Lahıç'a gitmemiz için Şamaha'dan geçmemiz gerekiyordu. Şimdi biz Şamaha'dayız. Yol kenarında Azerbaycan ve Türk bayrağı olan bir yer gördüm ve bunun şehit mezarlığı olduğunu düşündüm ve doğru düşünmüşüm. Hemen girişte açıklama yazıyor. Dost ve kardeş Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü birliklerinden seçilerek kurulan Kafkas İslam Ordusu, 19-20 Temmuz 1918'de yaşanan çatışmalar neticesinde Şamahı işgalci Ermeni birliklerinden kurtarmıştır. Bu topraklarda kardeş vatan Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda şehit düşen isimsiz kahramanlar yatmaktadır. Ruhları şad olsun. Musiyat Azerbaycan tarafından restore edilmiş bu şehitlik. İçeri girelim, içeriği de göstereyim. Burada bir tane ayet, bir hadis ve Mehmet Akif Ersoy'dan şiir yazıyor. Ayet şu, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız. Bakara suresinin 154. ayeti. Bir de hadisi şerif var. Şehitler Allah'tan şunu isteyecekler. Ya Rabbi, bizi dünyaya tekrar gönder ve senin uğrunda bir kere daha şehit olalım. Burada da Mehmet Akif Ersoy'dan şiir yazıyor. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ben de genel olarak duygusal bir insanım. Her şeyi duygulanıyorum, buna da duygulandım. Bu abide 1130 Kahraman Türk Şehidinin şerefine dikilmiştir. Burada Heydar Aliyev'in bir sözü var. Yaşasın ebedi sarsılmaz Türkiye-Azerbaycan dostu. Biz bir millet, iki devletik. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederimizdir. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Şehitlikler şu içeride. Qobustan rayonu Türk şehitliği. Bu rayon Azerbaycan dilinde aslında ilçe anlamı taşıyor.
Yani ben tercüme ettiğimde ilçe anlamı taşıyordu. Kent köy demek biraz farklı ama mesela ilçe sanki şehir gibi de. Belki küçük şehirlere mi diyorlar onu anlamadım tam olarak ama rayon diyorlar genelde. Bu mezarın da açıklamasına bakalım. Bu mezar Osmanlı alayı birliklerinden olan bir zabıtın kabridir. Kafkas'a geldi, çarpıştı ve şehit oldu. 1918 yılında şerefli şehadeti tattı. İlgarını seçti, ruhu şad olsun. Bunun Osmanlı komutanı oldu ve adının da İsmet Paşa olduğunu söylediler bize girişte. Ruhu şad olsun. Şurada Türk bayrağı var. Yeni yeni taze çiçek koymuşlar. Demek ki çok ziyarete gelen var. Çiçekler canlı. Türkiye'de ve Azerbaycan'da çok fazla kullanılan şu söz var ya, biz tek millet, iki devletiz. Gerçekten Azerbaycan'da bunu bana hissettirdiler. Yani bir yere gittiğimiz an İşte oh, kardeşlerimiz gelmiş diyorlar. İşte bir şey olacağı zaman onlar bizim kardeşlerimiz. Kardeşlerimiz ona daha farklı fiyat verilsin vesaire. Bu kardeş kelimesi yani Azerbaycan'da o gerçek kardeşliği ben tattım. Azerbaycan'da şu ana kadar çok güzel insanlarla karşılaştım. Gerçekten Azerbaycan halkı çok sıcakkanlı, çok sevecen, çok merhametli. Ben çok sevdim. Şu ana kadar gerçekten 10 gün oldu ben buraya geleli. Çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Her yerde bizim bayraklarımızın olması da çok etkileyiciydi. Yani ben şu an burada başka bir ülkedeymişim gibi hissetmiyorum. Sanki öz vatanımda gibiyim. Yani düşünün mesela birçok şeyde mimari farklı. Arabalar farklı. Yani farklılığı hissettirecek birçok şey var. Ama ben düşünün bunu hala hissetmedim. Yani... Diyorum ki bunu hissettiren yani insanları zaten. Benim sanki burası kendi öz vatanımmış gibi bana hissettirdiler. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Burada beni çok güzel karşıladılar. Bütün Azerbaycanlılara buradan teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sağ olasın. Bahtiyar Vahapzade oradaki tenha mezar için, tek mezar için bir şiir yazmış. Yolun kenarında tenha bir mezar, üstünde ne adı ne soyadı var. Ey yolcu, maaşını eyle bu yerde, soruş kimdir yatan tenha kabirde. O bir Türk zabıtı, kahraman, metin, doğma kardeşine yardıma geldi. Gırgına tutulan milletimizin haklı savaşına yardıma geldi. Yolcu maaşının bu yerde eyle, o mezar önünde sen tenzim eyle. Secde kıl, dua ver onun ruhuna, ayak bassın yer boşludur ona. Bahtiyar Vahapzade'nin gerçekten şiiri çok güzeldi, çok güzel yazmış ve duygulu bir şiirdi de. Şimdi biz yolumuza devam ediyoruz. Bir saat adında ziyaret yaptı. Bir saat. Bir saat. 13-14 cesirlere ait kabirler de oldu. Hanıma diye yazdım. Sağ olun. Aleyküm selam. Bu cami tarihi cami. Cami tezi yok. Cami tezi. Tarihi cami yukarısı, Şamakı'da. Şamakı'da yukarısı. Bu geçen yıl dikilir. 13-14 cesirlere ait o, bir tane seyidin. Kabirler de o evliyanın kabri. Evliya kabri. Hemen şurası mı? Orada. Gibi bakalım. Caminin mimarisi gerçekten çok hoş. Böyle tarihiymiş gibi hissettiriyor ama değil. Geçen sene yapılmış. Bir evliyanın türbesi.
Fatiha okuyalım burada. İsmi Seyit'ti. Evlerinin adı Seyit. Sadece Seyit mi? İsmi Seyit. Evliyanın kabri şu. Şu kabir ise annesinin kabri diyorlar. Mezar taşında ay yıldız var. Bu mezar taşı Osmanlı zamanından kalma olabilir. Burada bu keratalara çok önem veriyorlar. Her yerde var bu keratalar. Buradaki açıklamaya göre burada bir cami varmış. Heydar Aliyev Vakfı tekrardan buraya daha güzel bir cami dikiyor. Yani restore de değil aslında. Tamamen farklı bir cami yapılıyor. Eski formatı nasıldı bilmiyorum ama yeni formatı da böyle çok tarihiymiş gibi duruyor. Buradaki cami mimarlarını merak ediyordum. Bir girip bakalım. Bu camilerin mimarileri nasılmış? Böyle sade ve şık. Hemen Türkiye'deki gibi bakın üst kısımda var. Şu şekilde genelde kadın bölümü yukarıda olur ya. Evet, şimdi yolumuza devam edelim. Sabah çok erken saatte çıktığımız için biz kahvaltı yapmamıştık. Şimdi böyle dinlenme tesisleri var. Yol kenarlarında bu dinlenme tesislerinden çok fazla var. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Size bahsettiğim, gördüğümde direkt Rusya'yı hatırlıyorum dediğim arabalar bunlar. Ve aynı şekilde bu araba da Sovyetler döneminden kalmaymış. Biz şimdi Şeki'den geçtik. Şeki'de bu arabalardan çok fazla vardı. Yani görüntü çok güzeldi. Renkli renkli dolu bu arabalardan vardı. Burası da bayağı kalabalık. Aslında yememişsiniz sen bir ama. Bir göster atlar değil mi? Kaç çeşit burada reçel var? 2, 4, 6, 8, 9. Kahve, seyva, malina, ananas, örtüş, zoğal, akgilas, şaftalı. Akgilas. Yememişsiniz. Yok, yedim de. Tatlı. O tatlı. Sonra. Kayısı. Şeftal da kayısıdır. Ama kayısı yok şöyle. Karpuz yemiş misiniz? Karpuz ben yedim de o yediğim yerde pek beğenmemiştim. Sonra ayva reçeli. Sonra şey. Fazlaya da gerek yok. Ha, tamam, sen yani sadece yok, çekim yok. Yapmak istersen yani hamurumuz. Çok reçel gördüm. Annem şey dedi, keşke dedi, tut, az kalmıştı dedi bizde, onun için dedi sofraya koymadık, keşke gösterseydim, tut reçeli. O da vardı, maşallah sizde her şey var. Sizde reçel de az mı? Yok, var aslında da sizin kültürdeki gibi değil, yani çayın yanında içmiyoruz ama Kars'ta sanırım çayın yanında reçel tüketiyorlarmış, onlar da zaten Azerbaycan asıllı ya. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım, sonra yola devam edeceğiz. Thank you.
Salam. Necəsiz? Sağ ol, siz necə gəlçiniz? Hara gedirsiniz? İstəyirik bu kələ ayaqlar düzələn yeri çəkək. Bu xarici Türkiyədən gəlib. Hə. Bu kələ ayaqlar düzəldilər. Çıxın bazara. Bazarda mı? Hə. Sənətkarlar da orada oturub. Hə. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Sağ olun. Ki, alıb eləsiniz gül var, inəsizədi var, təşək. Hə. Şey deyir, bir mürəfə Sağ olun. Allah sizin de köməyiniz olsun. Sağ olun. Salamat gedin. Uğurlu yollar. Sağ olun. Yarpaq alsınız. Pip yarpağı. Bu yol istedi de. O yükeliye bilmir özünü bağışlayın. Siz Allah bağışlayın. Allah bağışlayın. Sağ olun. Salam. Salam, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bu köyde hangi halklar yaşıyor? Biz şu an Paskal köyündeyiz. Bəli. Paskal mı, Paskal mı? Paskal. Paskal. Paskal çok kadimle mevcut olmuş bir kasabadır. 2021 yıl dekabr ayının 20-sinde Çayqırağı deyilən ərazidə qazıntı getdi və o qazıntıda 1-ci əsr əminliklə çıxdı. Yəni orada böyük bir kurganlar çıxdı ki, çox böyük bir saxsı qablardır, kurgan deyirlər ona. Və o qabları bizim arxeoloq alimimiz, çox savadlı alimimiz Qafacəbəyev gəldi, araşdırdı ki, 1-ci əsr tam əminliklə demək olar ki, Paskalda həyat olub. Orada xəncər çıxdı, nizə ucu çıxdı, paslanmış halda, amma 1-ci əsrdən gəlibsə, çıxıbsa bu vaxtda böyük bir tədqiqat üçün, elm üçün böyük bir kəşfdir. Paskal əhalisinin əsas tərkib hissəsi Oğuz türkləridir. Oğuz türkləri. Burada sanırım ipək işləyirlər. Paskal qəsəbəsi qədim sənətkar şəhər olub. Yəni şəhər olub çünki burada kət təsərrüfatı işləri olmuyor demək olar ki, kəlağayı toxuculuğu, kəlağayının boyanması, rənglənməsi, qəlblənməsi bu işler gedib, başmaqçılıq olub, başmaq tikənlər olub. Yüngül belə deyək, yüngül qədəri ilə dəmirçi işləri olub. Kənd cəmaatı öz işini, öz təsərrüfatını təmin etmək üçün deyərdim. Bir də əsas kəlağay, ayaqqabı tikmək, papaq tikmək, kəlağay. Bunları nerede görebiliriz şimdi? İndi hal-hazırda kəlağayı tikən yoxdur sözündür. Rəngləndirmə də yox. Rəngləndirmə var, var, var. Nə tərəfdə? Biz onları görsək. Burada dükkanları var. Amma sex, istəsiz gedib orada sexi göstərə bilərik sizə ki, orada rənglənmə prosesləri gedir. Amma çox istəyirik ki, inşallah yaxın vaxtlarda o da olacaq ki, toxuma prosesi də başlayacaq. O yapılan yer tam olaraq nərdə dediniz? Yapılan yer Paskalın çayın o tərəfini, çayın bu tərəfi qoruq ərazisidir, 60 hektar ərazidir, tam qoruq ərazisidir. Amma çayın o tərəfində İpək, Kəlağayı İpək mərkəzi var ki, orada boyanma prosesini gedib görmək olar, orada balaca bir muzey də var. Təşəkkür edirik, sağ olun. Əkilmə tarixinin pasportu deyək, daş kitabəsi var. Daş kitabəyə yazılır ki, 1568-ci ildə Şeyx Məhəmməd oğlu Şeyx Səfai tərəfindən bu ağac əkildi, atasının xatirəsinə. Bakın, çox qədim bir ağac və tarixi də sabit yazılmış. Bu isə kürəbən sistemimizdir bizim, çox qədimdən. 10-cu əsrdən kürəbən sistemi, kanalizasiya. Kanalizasiyon mu? Bu kürəbən sistemi ilk öncə kanalizasiya üçün fəaliyyət göstərmir. Kəlağayı boyananda, rəngilənəndə çox su, rəngli sulardan istifadə olunurdu. Və onlar da o rəngli suyu çaya axıtmasın, çayı çirkləndirməsin deyə belə bir çay daşından, enli saldaşlardan belə bir sistem qurdular ki, labirint formasında girintili çıxıntılı ki, o rəngli su çırpıla-çırpıla daşlara, divarlara rəng hopur, təmiz su isə çay axır. Yəni, filtrizasiya rolu oynayıb da, filtr olunub su. Təmiz su axıb çaya. Hələ də onun mənsəbini, mənşəyini tapa bilmədim. Belə bir şey.
Şimdi burada tarihi bir hamam var. Hamamla alakalı bilgileri de buradan bir okuyalım. Doğu hamam mimarlığında yapılmış. Burası Azerbaycan'da ilk hamamlardan bir tanesi. Kim tarafından yaptırılıyor? Onu tiken adamın adı malum kalmayıp da yani yazmayıp ki kimdi. Ama kimse tiktirip. Yani başkalar çok imkanlı adam olup. Ta kadimli. Çünkü onlar kelağayla, ipekle meşgul olup da. Yani burası şehir olup. Sənətkar şehir olup. Onun için de o adı kalmayıp. Belki de indi bizlerden önce kimse bilirse adım bilmirəm. Onun için diyebilmirəm. Evet. Giriş burada mı? Bəli. Hamam 4 otaqdan ibarətdir. Evet. Birinci giyinib soyunma otağıdır. Burada giyinib soyunmalar. Giyinmə soyunma otağıdır. Bax bu gördüyünüz yumru. Bu peştemallar. Aha, bu gördüyünüz yumru dairə. Bir baxlar fəvvarə olur. Hamamın ortasında fəvvarə olur. Bu şey ateş yakıyorlar. Sıcak tutmak için mi? Yok yok yok. Su. Fəvvarəsi. Şey tamam. Havuz gibi havuz, su fışkırıyor. Su fışkırıyor. Bak bu bohçalardan nenelerimiz, ulu nenelerimiz istifade edin hamama gelenler. Şu Kaçarlılar dönemine ait olması lazım. Kaçarlılar döneminde şu beyaz peçeyi takıyorlar. Tabii. Bak bu sandığı da cəmat qızıl ziynət əşyasın, evin açarın, verilmiş cümadara, hamamda oturana, o da bağlayıb, saxlayırdı. Bu isə hamamda istifadə olmaz, bəli, hamama giyinib gedirdilər. İçəri otaq çiminar hissə oldu. Burada çimiyorlarmış. Yəni hamam ömrünü hamam olur. Həftənin müəyyən günləri qadınlar üçün, belə deyək də, 1-3-5 qadınlar üçün, 2-4-6-cı günlər kişilər üçün olub. 4 hissədən ibarət idi. İnsanlar tən ortada çimmədilər bu hissələrdə. Burada hətta uzanıb masaj olunan yer də var idi. Baxın, bu saxsı borularla su gəlirdi hamama. Bu saxsılarla. Ve burada kran hissesi var idi ki, isti su soyulsun. Bakın çöllük cinsinden bu borularla tamam, su gelmiş. Tamam, gözü işte tikili çaydaşından, şu şekilde. Ahengden ve yumurtadan. Bu gördüğünüz, benim diye, şişe altında gösterilen hisseler tamamın tüstüyle kızmasıydı ve yeri de divarı da isti olurdu ve o buhar o da buharın çıktığı yer. Orası. Bacı. Gösterdiler, koydular ki hem cemaat desin ki yerin isti tüstüyle istinirdi ve tüstü o bor vasıtasıyla çıkırdı. Hamam hem şey isti olurdu tüstüde divarlar. Şurada da görsellerle gösteriyorlar. Hamam çuvala animasyon. Tiyan deyir yerin cəmaat. Bura su, soyuq su gəlirdi. Çöldən odun qoyulan yeri var, çöl tərəfdən. Və orada odun, bir yük odunla hamam suyu qızırdı. Və bu su, bu hissədə xəzinə deyilən yerdə dolurdu üstü su, oradan istifadə olunurdu. Baskal adətlərinə görə bir çocuk dünyaya gəldiyi zaman və 40-ı çıxdığında bu bakır kaplarda yıkanıyormuş ve üzerinde Kur'an ayetleri yazıyor. 40 kere o suyu döküyorlarmış. Böyle bir adetleri varmış ve şu an bir ses koymuşlar. Bu seste de dua okuyarak mesela su döküyorlar. Bakın duyuyor musunuz? Rusyalı bir fotoğrafçı Dimitri Yermakov'un buradan fotoğraf çekiyorlar ve bu fotoğraflar animasyon yapıyorlar bu şekilde. Azerbaycan'da bir zamanlar Sufiler çok fazlaydı. Halvetilik diye bir tarikat vardı. O tarikat bu camiye gelip inzivaya çekiliyormuş. Ve hatta bu ağacın içine girdikleri bile söyleniyor burada. Ağacın içi de bu şekilde.
Azerbaycan'da az da olsa şu an bu tarikatlar var aslında. Ben çekebilirsem size bunları göstermek istiyorum. Onların farklı ayinleri oluyor. Normalde iradeyle gidecektik bir bölgeye ama onun işi çıktı maalesef. Onu iptal etmek zorunda kaldık. Eğer olursa Azerbaycan'dan çıkmadan gitmeyi düşünüyoruz. Bu ağaç 2 yıl kurumuş ve sonra tekrar canlanmış. Hatta bunun içinde çay evi bile yapmışlar. Çok ilginç. Ne kadar büyük. Şimdi caminin içine girdik. Benim istediğim ağacın kitabesi, taş kitabesi bak budur. Alimler okudu ki bu kitabe o taş ağacın ekilmesi şurası hakkında. 1568. ilde 1562. Şeyh Sefai tarafından atası Şeyh Mehmet'in hatırasına ekip, ağacı ekip. O ne peki? Orada da bir şey var. Onlar yazılmış. Bunlar hamısı okunubdu alimler tarafından. Baskal etnografya kitabı var. İstesiz hediye eləyərik size biri. Teşekkürler. Baskaldan hatır olarak. Sağ olasınız. Aparansız. Birini size verelim. Bakalım. Allah'a emanet. Sağ olun. Burası cami ve medreseymiş. Aha bu mescid. Bak o dört kvadratta, balaca küçük kvadratta ibadet için olub. Bu hisseler kazındığına ona göre dedim ki bak oradan siz yıkılabilirsiniz. Aman aman. Bu kazıntılar zamanı açıdırlar. Bu arkeoloji kazıntı gedib, alimler araştırdılar, baskalı ki, axı 2000 yani çox kiman ki 19. yüzyıldır orada çox qədimdən 9. əsr çıxıb. 9. əsrdə məscid olub. Baxın o xətlər var ha, daşlarda. Bəli. Çox torpaqdan xət. Onlar hamısı 150 ildən bir arxeologlar, alimler araştırıp ki 150 ilden bir olmak itibariyle 6-7 belki de 8 kat təbəqədir ki sökülüb məscid tikilib, sökülüb məscid tikilib. Bax bu saxsı boru da məscidin içindən keçir, onu göstərir ki burada evet. Dəstəmazxana da olub içində. Həm də burada mədrəsə olub çünki Sovet dönəmində məscidi alıblar cəmatın əlindən. Burada klub olub, kinoteatr kimi eləyiblər, çayxana eləyiblər. 1978-ci ildə qısa qapanmada məscid yanıb. Yanan vaxtı yeri cəmatın köməkliyi ilə söndürüblər və burada olan nə qədər qədimi kitablar, dünyavi, elmi, Quran-ı Kərimin təcvidləri, öz əl yazmaları, Quran-ı Kərimin əl yazmaları toplum yığılıb qutulara ötürülüb Hacı Bədər məscidinə və onu 2019-cu ildə məscidin axundu Həsən Abdullayev təhvil verib qoruğun fonduna. Oradan alimlər gəldi, araşdırdı ki, çoxlu əl yazmalar var, çoxlu dünyəvi fars, İran, ərəb, fars dillərində dünyəvi, astronomik kitablar var ki, mədrəsə olub burada. Bəli. Və çoxlu sayda da əl yazma Quranlar çıxdı ki, qədimi əl yazmalarla Quranlar var. Bir de bunların bu şekilde küme olması da çok ilginç. Qazıntıdır. Yəni alimlər qazıb buranı, arxeologlar qazıb buranı və bura olacaq arxeoloji park. Yəni burada hissə-hissə turistlər gələndə düşüb o hissələrə rahat baxa biləcəklər ki, harda nə qazınıb, harda nə çıxıb, bunlar hamısı bu il inşallah gələn aydan bərpa başlayacaq məscidlərdə. O bərpadan sonra gəlib görəcəksiniz ki, burada tam burada dayanmayacaqsınız. Yəni gəzəcəksiniz bu buraları inşallah. İnşallah. Amma hələ ki bərpaya başlamayıblar. Eləcə də bəy hamamına toy günü günorta o bəy gətirdilər hamama. Çalmaqla, deməklə, gülməklə, dostları ilə. Və sonra da Baskalda belə bir adət var idi. Kişi toyunda qadın qəti görsənməzdi. Sadəcə bir saatin müddətində bəy hamamdan gələndə ana, bacı, xala, bibi, yaxın ətraf bəyin qabanda oynayırdı, boynuna xələt salırdı parçalardan, xaralardan, kimin nə arzusu vardı atırdı boynuna. Bir saat orada bəyin qabanda oynayırdılar, rəqs eləyirdilər, şənlənirdilər, sonra qutardı. Yəni xanımlar çəkilirdi bir tərəfə, kişi toyunda xanım görsənməzdi. Türkmenlerde henüz öyle. Kişilerin toyları ile kadınların toyları ayrı. Yani kız tarafı ayrı toy yapıyor, erkek tarafı ayrı toy. Bir de kadın erkeğe karışmıyor değil mi? Bizde karışmaz. Onlarda yani tamamen
düğün kültürü farklı. Yani düğünler ayrı. Kız tarafı ayrı düğün yapıyor. Erkek tarafı ayrı. Bizde de var. Kız toyu değil, oğlan toyu değil. Kız toyuna. Elə bil ki oğlan evi gəlinə hədiyyələr gətirir, şirinlər gətirir. Amma qızın toyu ayrı olur. Oğlan toyunda da yenə oğlan kişi toyu olur. Axşam saat 9-da gün batandan sonra maşallarla, tüfənglə, tapanca ilə gedirlər, gəlini gətirirlər. Tapanca atan kim, tüfəng atan kim. Maşallarla gəlinin üzündə qırmızı kəlağayı, gəlinin üzünü heç kim görmürdü. Gətirdilər bu daş divarlı yerlərdən gəlini gətirdilər. Bizdəki işte bu duvak. Bizdə də duvak qırmızı. Duvak. Amma bizi kəlağaydan olub. Kəlağaydan. Baskala Nuri Paşa da gəlmiş. Ona Şamaxaya gəldiyi zaman demişlər ki, Paskalda Oğuz Türkleri yaşıyor. O da onları görmək istiyorum deyip buraya gelmiş. Az önce arkamızdaki o ağaç vardı ya, o ağaç biraz daha kutsanmış halk tarafından. Dilek ağacı olarak da biliniyormuş. Zaten çok kadim ağaçlar, genelde insanlar onlara anlamlar yükler ya. Burada da öyle bir şey var. Anlam yüklemişler dilek ağacı. Dilek tutuyorlarmış, sarılıyorlarmış. Öyle. Şimdi bize burayla alakalı kitap hediye ediyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Buyurun. Bakın burada. Bu kitabelerin üzerinde ne yazıyor? Hepsini açıklıyor tek tek. Burada kelagayı satan dükkanlar var. Bir sürü. Şimdi biz bunların boyandığı ve baskılandığı yere gideceğiz. Ayrıntıları da orada gösteririm size. Şimdi burada semana helvası var. Ben size İran'da bunu nasıl yapıyorlar göstermiştim ama buradaki farklı. Bunda bal da var sanırım. Baldı. Bir içeriye bakalım. Bir içeri bakalım. Büyük. Bu biraz çok fazla oldu ama değiştirseniz. Şu küçük bana daha iyi. Bakalım. Bak hele de bak. Bu ballı vadede. Bak buradaki bizim köyün akademi ballı vadımız. Çok böyle edabalarla, lafıyla, kozla. Bu İranlı kısamana öyle tamamen farklı bir şey. Bunun tadı farklı. Bunun içinde ne var? Bak bunun içi semanine yoğurdu. Samanıyla. Böyle güvenlik samanı. Onu şit yağına teştimiz var. Koyuyoruz iki kömür. İki meşhur kömürle. Yoğurulandan sonra hamuru pişir. 6 saatte ben hamuru pişir. Pişenden sonra 12'ne vurulur. Rezgenler, darçın, yer, sarı köz, zencefil, mıxayet. Boz lapası dövülür. Kıymet içine bak. Boz lapalarını. Sonra onun üstünden vurulur balla, lapıyla olur halva. Bu da sarı kökle üstte boz lapasıdır. Zerdeçalla. Balla. Bunun adı neydi? Bu da balla badı da kızım. Götürün doğduğuna da bakın badı. Onun. Bu da bizim milli yemeğimizdir. O vaxtda biz pişirmişik. Dedem babam evi, ben indi başarırım. Onun içinde ne var? Onun içinde de boz lapası dövülür, vurulur. Bir de davalardı, başka şey yok. Sizden onda dağına bak. Yok yok, teşekkür ederim. Bu bayağı ağırdı. İtibarlı meşe güleye. Bunu kuş burnu. Şu kornik var bak. Kuş burnu mermalıydı. Bu doğuşabıdır. Bu doğuşabıdır. İstersen bak bu dağına. Doğuşab pekmez. Dağına bak istersen. Kaşık verin kalın. Bu da gül. Bu kornik gülü. Bir tanecik bak bu dağına. Bak çok güzel yemeli. Davlenya şekere. Gül mermalatı bu. Bak bu güldü. İtibarının gülü. Ağ yok kızıl. Ağ gülü. Kırmızı. Kırmızı. İtibarının gülü. Bunlar derman değil hamısı. Bize burada elediğimiz şeyler. İstanbul'da da anlamadım. Kızmetseydi he? Yok sağ olun. Bu şey kimleşende itibarının gülü olur. Omuzun kızmetse olmaz. Ağ kızmetse olmaz. Onun gülü daha sağ olun. Gülen gül derman. Bəli, o ürək dərmanı. Bu dağlayan yaşa çarşındır, qızdırmıyor, şükürək. Sağ olasın. Sağ olasın.
Neresi? Qalabaşından qalmışam, keçir eləsəyiz daha yaxşı olar. Qalabaşı? Bəli. Çox deyil yada? Yox, mənim məsafə var da. Mənim məsafə nə qədər? 500-400 metr məsafə. Qalxa bilərsiniz? Gidelim. Onda müsait eləyin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Şimdi yanımda bir arkadaşım var. Az önce gördüğünüz beyefendi, onun da kardeşi oluyor. Arkadaşım görüntüde çıkmak istemiyor, o yüzden onu çekemiyorum. Sesini duyuyorsunuz sadece. Ses var, görüntü yok. Şu köşede gülerek gidiyor. Şimdi köyün kale tarafına doğru gidiyoruz. Köy manzarasına oradan bakacağız. Köy gerçekten hem çok temiz hem de çok güzel. Burada da doğalgaz boruları var. İran'da hiç böyle görmemiştim. Doğalgaz borularının dışarıda olduğunu. Burada böyle. Yani köylerde. Ne burası? Galabaşı. Galabaşı. Arkamıza da bakın. Efendim? Arkamıza bak. Gel. Çok güzel. Yukarıdan daha mı güzel manzara? Tamam. Yukarıdan gösteririm. Şurada bakıp gözüm daha canlı tutuyor. Evet, köyün manzarası. Cevahir. Ben internetten rayonun tercümesine baktığımda ilçe yazıyordu. Ama bu kasaba bence. İsmayıllı rayonunun Baskal kasabası. Rayon o zaman şehir mi? Küçük şehir anlamında. Küçük şehir. İlçe değil. Aynen, küçük ha. Şehir. Ama ilçeler de vardır. Yani büyük rayonlar aynı ilçe kimidir. Rayon merkezi var. Rayon etrafı şehirler var. Küçük şehirler. Aslında bu İran'daki mantığa benziyor. İran'da eyalet diyorlar ama o şehir var. Şehrin etrafında da şehirler var. Sonra onların da ilçeleri oluyor, köyleri oluyor. Eyalet daha büyüktü, bizde de var. Muğan bölgesi, Şirvan bölgesi, hansı ki Şirvan bölgesi, Muğan bölgesi. Ona bağlı birçok şehirler ve birçok kasabeler ona birleşir. Olur böyle bir tamam, eyalet. Tamam, aynen. Eyalet, yani burada size diyemeyiz ama mantıken ona benziyor. Benziyor diyorsun. Aynen, çünkü rayona bakıyoruz. Rayon ilçe oluyor ama bu ilçe değil. Tamamen başka bir yere gidiyoruz. Yani şehirden çıkıyoruz. Yok yok, bura. Aynen. Yani Baskal rayon değil. Baskal özü ya. Kent değil. Tamam. Böyük olup kasaba. Biraz büyüyüp. Aynen. Yani mantık o. Lahıc belə özü bir dene kentti. İsmayıllı rayonuna bağlı bir dene kentti. Kentte yani köy oluyor. Köy oluyor. İndi genişlenip kasaba olublar. Çünkü köyler çok daha küçük. Burada kale mi vardı? Burada kale olur ha. Asıl turist getirmeli yerden. Bu kale hangi döneme ait? Şahs Marifet Ağa'ya. Tam ondan da kalime gelir çıkır. Bunlar doğalgaz borusu değil mi? Bu su borusu mu?
vəziyyəti Bu geldiğimiz yer deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikte. Yani o kadar havası temiz ki insan burada yaşlanmaz diyorum. Burada biraz oyalanıyorum ki bu temiz havayı daha fazla solayım. Çok sağ olun. Zahmet verdik, sağ olun. Burası tarihi cezaevi. Köyde tarihi cezaevinin ne işi var? Sovyet vaktinden kalmadı. Ha, Sovyetlerden. Başkan'da Sovyet İttifakı ilk illerinde siyasi cehetten tetbik olunan şəxslər bu evin zirzəmisini saxlanılırdı. Hapishana funksiyası daşıyan bu otaqların pəncərlərinin yuxarı hissəsi ise istiqamətlidir. Basılan sakinləri arasında ipək ayaqlarının toxunulması ve ipək sözləri ayaqlarda bir sıra varlı tacirlər mövcud idi. Bu varlı tacirlərin mülkləri Sovyet İttifaqının qurulmasından sonra müsadirə edilmiş bir sıra tacirlər və iri kələğəyə emalatxanalarının sahibləri isə təqib olunaraq bir müddət həbsdə saxlanmış, bəziləri isə sürgün olunmuşlar. Kapısı kapalı. Merkezde bu yol gidiyor. İpey merkezi. Buradan. Evet, şimdi kel ayağı baskılama boyama merkezine geldik. Salam. Bizde bizler hem de müzey vardı biliyorsun. Bu hanım Türkiye'den gelip bana almıştı. Maraklanır. Ne olur. Məlumat verə bilərsiniz kələqələr barədə. Şu an rəngləmə yapmıyor musunuz? Burada basma qalır və naxışlardır. Bunlar 3 əsrin, 4 əsrin naxışlarıdır. Bunlar gedib Türkiyəni də gəzib, Tiflisi də gəzib, İranı da gəzib. Bütün Azərbaycanı harada kələqə olub, bax orada bunlar iştirak edib. Ne ağacından yapılma bu? Ne ağacı? Bu esas olur cır armut. Armut. Cır armut ağacından, bir de olur qoz ağacından, şabalıttan böyle şeyler. Ama esas yaxşı o çıxır qoz ağacından. Cır armut ağacından, cır armut. Və bunların hamısının çox əsirli şeyi var. Və bu qədim şeydi, əlimdən görsədəndə düşdü, sındı. Buranı yapışdırdı, sonra başqasını düzəltdirdi. Və bunları görsən, sapı da özündəndi. Bunlar sapı da özündəndi. Daha mismarla, şurupla bağlanma. İpək də bilirsiniz ki, çox qiymətli şey olub. Evet. Yani o vaxtı tacirlər pul olmayanda, qızıl olmayanda alveri ipəklə, ipək alınmalı yerinə ipək verirdilər. İpək ona görə çox qiymətlidir. İpəyin də ilk vətəni Çindir. Çində kraliça, kralın arvadı oturub, tut ağacının altında çay içir. Bir də çayına nəsə düşür. Əlini atır götürməyə, görür sap gəldi. Sap gəldi, nəsə mütəxəssislər zad yığılır, kral işə qatışır. Deyir, bu əvəz olunmaz bir sərvətdir. Allah bizə verib, bunu burdan çıxartmağa olmaz. Qadağan eləyir ki, bu baramanı, bu çıxmağı olmaz xaricə. Amma onu yenə müəyyən yollarla rəvayətə görə gedib Hasanın
hasa var, onun için o, onun içinde gizlədib, götürüb gəliblər. Bir dəfə xəstəlik düşüb, barama buradan tərciyib, təzədən yenə bir baskallı ilə bir şirvanlı deyir, gedib ora müəyyən qədər qalıb, yenə o toxumdan gətirib. O qədər Allah ona bərəkət verib ki, qızım, onu kolxozçulara verirdilər 5 qram, 3 qram, 10 qram. Amma alırdılar onu 500 kilo, 1 ton, nə bilim, 300 kilo. O qədər Allah o baramaya şey verir. Bak, bu saat baramanın tam gedən vaxtıdır. Tutun təzə yarpaq açdığına görə bu saat baramanın axşam televizorda da göstərdilər. Allah Teala gör nədir ki, bu boyda qurt ən bahalı, ən dəyərli sapı verib insanlara. Amma biz onun qədrini bilmirik, şey eləmirik. Ona görə barama nə natəmizlik götürür, nə oğurluq götürür, düzgünlük, təmizlik götürür. Şey, mən bu sexdə müdir idim. Bir də gördüm ki, sıçan ipəyi doğrayıb. Şey, dedim şey, bir hacı var idi, onda hacı döl idi, sonradan piranı bir kişi idi, gözəl bir insan idi, Həbibəmi. Dedim, Həbibəmi, ipəyi kəsib, deyir, oğurluq var, oğul, bax, sexə oğurluq var. Elə ki, oğurluğun qabağını kəsirdin, san şey eləyirdi, mübarizə aparırdı mi, amma dəymirdi. Hə, ipək ona görə qiymətlidir. Oturub adam fikirləşəndə, ilahi görsən bizə nə vermisən? Qurt ən qiymətli sapı verib bizə. Götürüb bal verənlərə deyirəm, Allah'a uz olsun. O arılar kilometrlərlə gedir, gətirir. Siz onun yeməyini də götürürsünüz, yerinə qənd, şərbət qoyursunuz. Ona görə də qırılır, ölür, şey olur. Adam halallığa gəzər, o heyvandır. 10 payın qoy, qalanın götür də. Amma hə eləyir, amma eləmirlər. Ona görə şey, burada da ata-baba kələyağı basqalda olubdur. Kələyağı, harada kələyağı olub, orada basqalda şey olub, əl olubdur. Basqalda yaxşı sənətkarlar olubdur. Bir ara kələyağı tam məhv olmuşdu. Rəna xanım İbrahim bəy var, çeliz məni tapdı. O Şamaxıdandı, Şirvanlıdır o xanım. Özdə onda Nazirlər Kabinetində şöbə müdürü idi. İndi hal-hazırda Rəna xanım Dövlət Universitetində Psixologiya Kafedrasının müdürüdür. Çox gözəl insan, çox gözəl. Deyərəm ki, bu saat kələyağıdan, ipəkdən Rəna xanım qədər bilən adam yoxdur. O qədər gecə gündüz bunu ilə şey eləyir, bu kələyağını dirçətdi, bütün dünya ilə bir elədi, UNESCO-nun maddi mədəni irsiyasına can saldırdı. İndi kələyağı bıraxan olub hamı. Kələyağlarını göstərəcək. Bunlar orijinal ipek, baskı yoluyla yapılıyor. Bunlar kök boya mı? Boyaları tabii mi renkleri? Tabii, tabii. Bu da can tabii ağacı neden alır rengi, onu da göstereyim. Boyama işlemi burada yapılıyor. Ha, burada ediyor boyama işlemi. Bak bu, görsen saragan ağacıdır. Saragan. Bu meşede bitir. Meşədə bitir, bunu gətirib belə əzirir ki, bunun içi görüşsün, rəng versin. Rəngi, bax, orada qaynadırıq, bu boçqalara tökürük. Bax, bu boçqalara tökürük. Bu nə isti boyamaq olar, onu yağı əridər, keçər. Nə də soğuq, soğuq dolanda o rəngi götürür. Bax, burada onun... şey var. Bak belə bir rəng verir o ağac. O ağacdan qırmızı, qara,
narinci, sarı, cürbəcür rəngləri ondan alırıq. Var süpürgənin kökü, bu həyat onun kökü yaxşı rəng verir. Cır almanın qabığı olmayan rəngi verir. İnan ki, cır almanın qabığı ilə sarı boyursan, o parça, o kələyəği yırtılır, rəng solmur. O qədər al. Amma o cır almanı da eləmək şeydir. Sonra olubdur rəng almağa bağam. Qara bağam, qırmızı bağam. O da ancaq Hindistanda. Burdan indi bir nəfər tağı adında kişi perovod nazandan gedir şeyə, Hindistana. Ki oradan bağam gətirib, kələyəqəçisi olur da, ata-baba. Gedir orada görür ki, bağamı yandırırlar, otaş sahiş edənlərdir. Zumur ki, belə nə qeyirirsiniz, nə inirsiniz, bu materialdır. Yapışırlar ki, sən bizim Allaha sataşdın atmağa, periodik özüm verir qabağa ki, bu mala görə, bu materiala görə eləyib, bu Allaha sataşılır. Bax, elə rənglər var, təbii rənglər. Bu boçqalara tökürük, indi bu sudur burada ki, boçqa quruyub aralanmasın. Burada da kurutuyorsunuz. Bunları kurutuyorsunuz. Kuruduruq ha. Bu qədimdə Baskalda bu dəzgəllərdə toxuyublar. Demək olar, Baskalın evlərinin 90%-ində bu dəzgəllərdən olub. Bir 10%-ində rəngləmə. Toxuyurdu mən o bu, apa verdi ki, mən bu 10 dənə, 100 dənə malımı boya vermənə boyub verirdi. Sovet hükuməti qurulandan sonra dedi ki, olmaz xüsusiyyət. Yığdı bütün dəzgahları zadı, artel yarattı. Artelə də o Həbib əmni sədir qoydular. Sonra məişətə verdilər. Sonra yüngül sənayi açdılar. Yüngül sənayini şey elədilər. Orada kələyini, burada avtomat çexlər, zatlar quruldu. Əl dəzgələrin məhv yığışdırdılar. Hal-hazırda kələyəqi indi İsmailidə Qaraçolluq kəndində toxunur. Burada mən işlədiyim sexin dəzgahlarını apardılar. Bir də Şəkidə toxunur. Bu şey olur. Bax, bu kələyəqinin burada baramadan açılmağı. Bax, o qurdu görürsünüz. O qurd verir baramanı. O indi muzeydə onun yumurtasını göstərəcəm, balaca-balaca. O böyüyüb o hala düşəndən sonra başlayır toxumağa. Toxuyur, qalır içində. Onu gec öldürsən, boğub öldürsün. O deşir, yumurta qoyur ora, deşir, çıxır kəpənək şəklində, düşür, ölür. Barama da olur, bıraq. Dartdıcan qırıq, dartdıcan qırıq. Bax, burada baramanın açılmasıdır. Burada həmin ipəyin açılması, toxunması. Bütün bu kələyinin prosesi burada gedir. Bakalım kələyi. Ondan taktım ben de. Bak, burada en üstte buranı gösterdim. O dəzgahın marketi burada var. Allah. Ha? Deyirəm, qismətindən yaxşı adamlara rast gəldik ki, hər cür məlumat verirlər bizə. Sağ olasınız. Burada görürsünüz, o əl dərgahının maketi. Bax, o kişi sənətkar idi. Onun maketini görürsünüz, yanmır, gələk gedəm şotçikdən. Ümumiyyətlə, şotçiki də vursam, nəsə olubdur, yanmır işi xeyli. Bax, o kişi ailəliyəcəm bütün, görsən o maketi. Bax, o kişi ailəliyəcəm sənətkar olub. Bu dərgahı da, maketi də o qurmuşdu. Bildir, rəhmətə getdi. Bax, burada şey bu dərgah da toxunurdu, onda ipək açılırdı, bunda lülə sərilirdi. Bax, burada bu lülə sərmədi. Bax, bunun suyun içindən qoyurdular, bu deyə orada, bax orada. Buna da ipəyə şey deyirlər, buna küpü deyirlər. O şeyə aralayıb o ipəyə qoyurdular,
Oradan açırdılar, yukarıdan qarğı ilə gətirib suyun içindən doluyurdular buna. Bunun da elə bir şirəli yer deşik fırlayacaq, o ipək dolanırdı bura. Sonra bundan lülüyə şey edib dəzgahlara. Bu həmişə də suyun içinə atırdılar bunu. Buna küpü deyirlər. Ona o iki dənə qarğıya küpgərdan deyirlər. Bu da dəzgahdır. Ayakkabıyla mı gidiyorsunuz? Evet, burası da müze. Gedim ışığı vururum ben. Burada yanır ışık. Ama şot çıkıyor. Biz ışık şeyler. Gedim vururum. Gedim olsun, malumat verin. Ha. Bu burada görsün, həmin baramanın bak yumurtasıdır. Bak o qardon kutuda. Həmin baramanın yumurtasıdır. Ondan verirdilər kolxozçulara 5 qram, 3 qram, 10 qram. Aparıb, bax, indi qaqras baramanın əsl saxlanma şeyi gedir bu saat. Barama toxumaq üzrədir, yiyib doymaq üzrədir. Bax, ondan bunlar əmələ gəlir. Görürsən, ölüb qalıb içində. Hı-hı. Hə, öldürməsəklər, o bunu deşib çıxacaqdı, baramanı da xarab eləyəcəkdi. Bunun 10 dənəsindən 9 dənəsindən bir dənə var, belə nazik sapanmış. Bunlarla yüz temizleniyor. Ha, bak, ha. Bunları açıyorlar, sıcak suya koyuyorlar. Cildi temizliyorlar, derinlemesine temizleniyor. Ha. Bu İran'da çok yaygın. O da kaynar suda açılır. Ben gedirdim o Şəkinin kombinatına. Orada o yaşlı adamlar işləyirdi. Əlləri həmişə pil kimi belə ağ görsənilirdi. Ha. Orada isti suda o kadar elleri şey olurdu ki, onların elinin şeyi çıxırdı. Yani bak, o şeyden bu ipeyi alınır, o ipeyden bu parça. Bu pişməsə, rəng götürmür, yumuşalmır. Sağlam olur. Bunlar eski dokuma mı? Bunlar hələ muzey üçün parçalardır. Bu mov parçasıdır, nə bilim, qanoz var burada. Bu İtaliya, mən Yugoslavya rəssamı Alfonos Muxin eseriyə gəlir. O bu başörtüyü görür. Onu aparatla keçir, sonra gedir yoldaşının başında bunu əllə işləyir. O elə bilirdi ki, bu Yugoslavya qadınlarının baş örtüydü. Daha bilmirdi ki, bu sırf Azərbaycan qadınlarının baş örtüydü. Ha. Bunun bağlaması da burada olur, toxunuşu da burada olur, boyanması da burada. Kələyağının bir xüsusiyyəti var ki, uzaqdan qadın örtüb gedəndə bilirsən ki, bu hara gedir. Əgər qara rəng, tünd rəng örtürsə, bunlar yas yerinə gedir. Uzaqdan bilirsən. Amma qırmızı, ağ örtüb gedirsə, demək bu şənliyə gedir. Bax, kələyağının belə xüsusiyyətləri var. Yaxşı. Burada 20-ci, 19-cu əsrin 20-ci əsrdə sərgiyə çıxan 8 nəfərin 6-sı Basqalıdır. Azərbaycanın da ipəyi həmişə mükafat alıb. Ona görə ki, onun yaxşı münbit torpağı var, yaxşı tut yarpağı yetişdirir, ondan da yaxşı barama əmələ gəlir, o yaxşı baramadan da yaxşı ipəyə əmələ alınır. Hə, bunu görsən, ipəyin üstündədir. Aa. Bu Mehriban xanımın bacısı. Bax, o da Mehriban xanım, o da orada görsən. O da ipəyin üstündədir. Ha, bak görürsən. Evet. Belə. Bak burada nəsilliklə şəbəkədir. Bunlar hamısı nəsilliklə sənətkar olublar. Bak görürsən, nəsilliklə bunlar hamısı şeydir. Bak, bu hal-hazırda ustamız budur. Onun qardaşı şəkil verməyib, üzün görsənmə. Bu saat Bakıda özü kələyağı boyayır. Qardaşıdır, qardaşlarıdır, atasıdır, əmisi, babası, ulu babaları. Bak, belə gedir.
Bu da həmin artelin şiftdə yaranmasıdır. Bak, bu Hacı Həbibdir, bu da onun pxaltırıdır. Pxaltır idi, rəhmətliklər. Bu həmi də mənim qaynatamdır. Bibim kızın yoldaşı idi, kızı mənim yoldaşımdır. Burada bax, o əl dəzgahlarında işlənilən vaxtı o malları sartrofq edirlər. Ölçürlər, oyunun boyun şeyinə baxırlar. Şu kelayana bakın. Bu kelayakları Türkmenlerin yallık olarak, yani erkek tarafının düğünlerde taktığı yallıklarla aynı aslında. Ama onların mesela rengi belli. Kahverengi sarı oluyor. Kahverengisi koyu ve sarısı da çok koyu oluyor. Desen aynı. Baskal İpek ustalarının işlediği yerler olarak bakın burayı gösteriyor. Türkmenistan'ı da gösteriyor. Yani Türkmenistan'da da dedim ya size var diye. Yani İran'ın Türkmen sahrasında ama tabii Türkmenistan'da da var. Amca bize Baskal manzarası gösterecek. Buradan da manzara çok güzel. Kelayaklarını baskılamak için zey diye bir taş gibi bir şey var. Onu burada suyu kaynatıyorlar. O taşları burada eritiyorlar. Baskılamakta kullanıyorlar. Zeyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani şeffaf bir tuza benzer taş. Ama Türkçesini de bulamadım ne olduğunu. Onu burada eritiyorlar. Şimdi o zeyin ne olduğunu bulduk. Şap taşıymış. Yani öyle geçiyor. Siz de biliyorsanız yazarsınız. Gerçekten şap taşı mı? Burada bir yol var. Bu yol nereye gidiyor acaba? Biraz bir bakayım. Aşağı doğru ormana iniyor. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Şimdi Lahıç'a doğru yola devam.